Hepinize merhaba arkadaşlar, bugün Sevk'te yeni bir Robert Bobs 2 bölümüyle karşınızdayım. En son hatırlarsınız dün arkadaşlar 3. bölümden 10. bölüme kadar oynamıştık ve çoğu bölümü yani rezillikle bitirmiştik. Rezil Rusya'nı bitirmiştik ve arkadaşlar videoyu beğenmeyi tabii bitirdiler. Babanı unutmayın. Neden? Çünkü birincisi oyuna yabancı kaldığım için, ikincisi oyun mekaniklerine daha alışamadım. Yani bir de oyun bana yani zor geldi. Ben arkadaşlar video dışında 1000'e yakın para kastım, nasıl bunu kastım diye soracak olsun. Arkadaşlar herhangi bir bölümü ben diğer bölümleri birinci bölümü oynadıkça böyle 4-5 altın falan veriyordu. Diğer bölümlerde 7 altın falan mı veriyor bilmiyorum. Bir bölümü sürekli oynadığınızda en az arkadaşlar 5 altın falan veriyor. 5 altı, 7 altın. Ben oynadığımda 7 altın aldım ben. Hangi bölümde? 13. bölümde. Yani 13. bölümde. 13. bölümde arkadaşlar sürekli oynadım ve herhangi bir bölümde dolayı sürekli oynadığınızda en az birkaç altın veriyor. En az ben orada sürekli 7 altın verdim. Ve 1000 altın biriktirdim. Hadi bakalım dalalım 10. bölümüyle. Bundan sonra da arkadaşlar bir İstikbal Legacy'de bir challenge videosu gelecek. Onu da söylemeyeyim. Önceden farklı şekillerde yapmıştık. Dayamı zon modüle girmiş ama. Söylemeyeyim arkadaşlar. İki tane donut aldım derken. Abi ne oldu? Bismillah. Ben neye bastım orada abi? Ana. Koşu bandı. Allah. Oho. 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 Abi inşallah ya. Abi bak. Aslında sinirlenmeye hiç gerek yok. Neden? Çünkü anam köpek varmış burada. Köpeğe dolayalım dur. Köpeğe dolayalım. Karşım sen bir dolansan. Aferin. Hiç sinirlenmeme gerek yok çünkü. Yani video dışında zaten illakine bir şekilde geçerim. Ay koş koş. Çok güzel tamam abi. Bak lütfen sinirlenmeden. Robert Bob 2. Edison, lütfen senden bunu istiyorum. Lütfen. Şimdi bunu açtık. Sırf bu altın anahtar almak için. Benim video dışında aslında geçtiğim bölümler o kadar kolaymış ki. Nasıl? Ne yapacağız biz burada? Arkadaşlar. Normalde butona basıp bir şey açıyorduk ya. Burada butonun üstünden çekmemiz lazım. Okey. Tamam. Burada bir güvenlik koştuğu arkadaşlar. Abi lütfen. Güzel bir şekilde geçelim. Tadımızı bozmadan. Şimdi bunu da açsak yeşil anahtarı almak için. Şimdi sessiz diyeceğim. Nasıl yapacağız? Bir dakika lütfen ya lütfen. Zaten arkasına dönüktü doğru. Hayda. Arkadaşlar bir tane ödülü şey yapabiliriz diyeceğim. Açamıyoruz burayı. He dur şimdi anladım. Bunu açtık. Ama şimdi o adam etrafını dönüyor. Bence o hazineyi arkadaşlar bırakalım ya. Ve arkadaşlar çok güzel. Of aşağıda çıkış varmış. Koş. Aha. Abi buraya değince bir şekilde ışınlanıyor. Herhalde görmez bir şeye basarak ışınlanıyoruz ve güzeldi. Bu bölümü güzel bir şeydi geçtik. O bir tane şey önemli değil mi? Ana sürede şey yapmış. Arkadaşlar zaten sıkıntı yok. Neden? Çünkü zaten ben mesela videoda yabancı kalıyorum. Ama mesela video dışında geçeceğim. Sıkıntı yok. Video dışında o yüzden kız sinirlenmemeye. Oynamaya bakacağım abi. Eğlenmeye bakacağım ve şimdik. Abi tamam sakin olalım. Sakin olalım. Zaten ben orada üstten gidebileceğimizi sanmıştım. Gidemiyormuşuz. Tamam. Kola kutuların arkasına sakladınız bizden. Tamam. Çok güzel. Niye sinirleniyoruz ki arkadaşlar? Değil mi yani? Hani sakin olalım. Bir de en son videomuzda arkadaşlar. Yani dün 3. videoda şeyi bulmuştuk. Profesörün kimliği mi desem? Artık neyse desem. Abi bu arada ağır kutular geldi. Ve bir tane bölümde gizli balon varmış arkadaşlar. Böyle hani böyle atık. Lükler atıkla ilgili bir bölüm. Orada şey varmış arkadaşlar. Ana buradan geçemiyoruz. Orada hani yayılıyordu. Orada bir gizli alan varmış. Orada bir tane para varmış arkadaşlar. Onu da yurt dışında keşfettim. Çok güzel abi tamam.
Bu bölüm bence sıkıntılı bir bölüm değil. Hadi abi. Bak 9'da 11 diyor. Aha. Burada nükleer atık sembolü var ama. Arkadaşlar geliyor. Şey geliyor. Abi bu şöyle bir şeymiş arkadaşlar. Zaten bir tane arkadaşımız da yorumlara yazdı. Nükleer atığı etkinleştirdiğinizde yavaş yavaş geliyor ve haritayı kaplıyor. Bunu etkinleştirdiğinizde oradan acilen sızmanız gerekiyor. Son anda kaçtık. Çok güzel abi. Çok güzel arkadaşlar. Tamam abi, geçen video ya dünkü videonun başlangıcından 10 kat daha iyi bir başlangıç yaptık. Şimdi bir de şöyle köpek, öyle köpekleri falan kontrol edebiliyorduk. Şimdi bu bölüm burası bir, bu köpekleri kontrol etme olayına tam alışamadım. Aha. Aslında yapacağınız şey çok belli. Mesela bir kere basayım şunu. Ya da basmayayım. Dur. Ne yapacağız? Ha, ilk başta şunu belli bir atacağız. Dur. Dur. Öğreneceğiz. Ne yapsak? Diğer adamın da dikkatini çekti. Aa, daha mı iyi oldu sanki? Değil mi? Sanki daha iyi oldu valla. Doğru, ben bunu da yapabilirdim. Niye bunu düşünmedim ki? Koş. Tamam. Gerekirse arkadaşlar tüm paraları toplamayız. Gerçi 3 tane kalmış sadece ama. Ve bir şey fark ettim. Köpekler şurada kapanan kapıları açabiliyor ama normal kapılar açamıyor arkadaşlar. Ve babamız öyle kaldı. Abi daha sen yeni mi geliyorsun? Üstten dolandı aptal ya. Ha, bu şey yaptık bile. Ana. Onun odasına zaten kayda değer bir şey yokmuş. Güzel, çok güzel gidiyor şu anda. Ah be. Ana, kaçamadık be. Ah be. Kötü oldu. Neyse. Yapacağım dur. Gel oğlum gel. Ay dur ya, bir de orada adam var ya. Bir de bize baba o anda kont edemiyoruz. Havla abi. Dur, tamam mı? Tamam, sakin olalım abi. Yanlış yapmışız. Çok güzel arkadaşlar. Sıkıntı yok. Bunu ben niye yapıyorum ki ya? Açık kalsın, tamam. O zaten açık yani. Açık pozisyon. Onu ellemesek de olur. Aman dur. Tamam. Sinirlenmeyene gerek var. Flyer aldık. Flyer. Ne olduğunu bilmiyorum ama. Gene köpeği çağırıyoruz. Tamam. Sıkıntı yok abi. Gene köpeği çağıralım. Ama bunu en son yapalım ya. Bir dakika, ben bunu... Dur. Hayır. Sen gel. Ah be, orada abi. Abi yok ya. Vallahi bak ama yani sinirlenme de böyle yaptın, ayıp ama ya. Biraz sesim mi gitmiş ne? dur abi yapacağım ya. Vallahi sinirlendirdiniz beni. Evet arkadaşlar, yanlışlıkla bölümü geçtim. Aslında ben daha altından falan toplayacaktım ama orada tekrardan işte köpeğe komut vermek için ve kendimi güvenli bir yere şey yapmak için aslında şey yapıyordum. Sonra çıkışa gittim, orada beklerken bir anda köpeğin kontrolünden çıkınca bir anda yanlışlıkla oraya girdim ve bölüm bitti. Özetle bu.
Sıkıntı yok. Bölümü yanlışlıkla bitirmiş olabiliriz ama zaten boşver, ailesi bölüm çıkacak bir bölümdü çünkü zaten. Anam şimdi. I like you here diyor, boş yapıyor. Geriz falan. Kızlarla ilgili bir şey mi dedi o? Bak burada yarım yamalak konuşup koşanlar da varmış. Bak orada bir yerde duruyor. Tamam. Hadi be. Abi ben anlamadım. Ne yapacağım ben orada? Bu kutuyu ne yapacağım ben? Haydi. Kutu? Anlamadım. Kutu anlamsız oldu yani. Ya bu kutu. E tamam, kutu ne caca yarıyor? Onu anlamadım. Ya hemen de küçük bir şey takmıyorsun sen de. Abi sen diğer tarafa... Hayır ya, haksızlık var. Diğer tarafa koşman lazım. Hayır. Kabul etmiyorum bak. İkinci oldu bu ha. Kafasını kopardı mı çocuğu ya? Heh, bak ne olmuş, ona bak. Yapacak bir şey yok o anda, stresle ben ne yapayım? Tamam, sıkıntı yok, kutuyu anlamadım. Şeyi tutturmamız lazım. Kutu bir işe yarıyor burada ama. Onu herhalde geciktirmek için ya, ben onu anladım. Ya bunu da illa böyle köşeye çarpmaması lazım. İlla şu platformun üzerinde durması lazım ya. He. Abi yanlışlıkla girdim odaya ve yanlışlıkla kurtuldum. Dur 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 dur. Kaç 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 kaç. Çok güzel. Hayır be. Kapıyı görmedi. Aha, çok iyi. Vallahi süre umurunda değilsin biliyor musun? Süre umurunda değil abi. Ah be arkadaşlar, abi. Polise yakalanmadıydık. Ah be, rezalet. Rezaletti biraz oldu ama bir yıldız da hak etmiyorum be orada yani. Ben şimdi yani kusura bakma, orada bir yıldız değil, iki yıldız vermen lazım. Neyse şimdi burada yıldız sistemi de farklı arkadaş. Abi ben bu köpeği kullanmayı beceremiyorum ya. Ben ne yapayım? Aa dur dur dur. Ama aynı anda şeyi kontrol edemiyorum. Sıkıntı o. Hem içindeyken hem köpeğe kont edeyim dedim ama olmadı arkadaşlar, olmuyormuş. Oo. Orada bir şey diyeceğim, oradaki çığlığı nasıl duyuyor bunlar? Köpek avlama abi, bunlar bayağı abartmış yalnız. Ah be, aşağıdaymış zaten. Pardon. Tamam. Girdik. Bu köpek kontrol şey... E, tamam ben bunu atlatırım ki. Ha, atlattım ki. Dur abi dur, biraz bekleyelim, polis de bir yerine gitsin. Kaç. Kaç 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 şu yayılmadan. Abi şunlar çok gıcık ya, bir anda öldürüyor yani, bir anda öldürüyor ya, bir an buluta dönüşüyor ya, o çok insanı sinirden dolayı.
Hadi teyze hadi. İstediğin kadar şey yap. Bu sefer yapacağım oğlum. Bu sefer bu... Ana! Burada gizli kapı olayı varmış ya. Aa, abi bu duvar kapı olayı mı desem çok değişik bir şey ya. Arkadaşlar kaçtık. Oba! Muhteşem. Bu güzel de bu hızlıydı da. Ama abi bir bölümü en az bak her bölümü en az bir kere yakalanmadan bitiremiyoruz. Ama bunu dünkü bölümden daha mı iyi ilerliyoruz? Evet o ayrı bir şey. Başlangıç güzel oldu zaten. Köpek beni görme. Abi karakter hareket niye etmedi orada? Ya bir de birinci oyunun şöyle güzelliği vardı. Öldüğünüzde tekrar 150 altın vererek bildiğiniz oyuna rüşvet vererek devam edebiliyordunuz. Lan burada devam edemiyorsunuz. Oo burada köpekle dolayabileceğimiz yerler. Ananananananan. Basamıyorsun değil mi? Hayda. Abi köpeğin üstüne koştum. Benim alışkanlık bu ya. Neyse. Devam ediyoruz abi. Evet, tek tek yapalım o zaman. Hayda. Gene öldük. Vallahi abi. İkinci oyunu anlamadım ya. Vallahi ikinci oyun olayını ben pek anlamadım. Ya nasıl görüyorsun baştan? Sen oradan nasıl görüyorsun? Kutunun arkasındaki şeyi göremezsin ki. Ama gene kötü oldu ki. Bir kere iletiyor abi. Aptal köpek şimdi nasıl olacak? Oradan çıkacağım. Ya yok. Burada köpek... Aa bir sal artık yani. Sen de oraya bir dolanamadın ha. Orada köpeklerle uğraşmayacağız. Pardon ama orada kutular var ya. Ben hiç düşünmüyorum. Orada burada köpekle direkt dolamak tek amacımız. Bak bu kadar tamam mı? Ama nasıl şey yapacağız ki ya? Of çok riskli. Çok riskli. Çok riskli çok. Ama yo gene dolanıyor. Şimdi bir anda bir tane kutu yetiyor mu acaba? İnşallah bir tane yetiyordur ya ama üstte de vardı bir tane sanki. Haydi üstte de bir tane var. Arkadaşlar çok cins bir bölünmüş affedersiniz. Ama bir şeylere başarıyoruz gibi. Tamam ben başardım. Oha çıkış varmış burada direkt. Çok güzel. Mis. Tamam. Güzel de güzel hırsızcık. Baya uğraş. Biraz uğraştır. Baya değil de. Ana diğer bu arada üçüncü yani bundan sonraki beşinci videomuzda. İnşallah Robert Bob 2'nin ikinci haritasını, Robert Bob 2'nin ikinci haritasını bitirmiş olacağız. Şimdi bu bölümü oynamak istediğinden emin değilim çünkü 20 dakika olmuş bile ama size çok sıkmak istemiyorum ama bir deneyelim bakalım. Bir deneyelim. Hadi abi. Burada bir şey var.
Ha, çok güzel. Bildiğin abi gizli ajancılık yapıyorsun. Cık, güzel de. Sevdim. Şimdi dur, oraya direkt girme. Anam. Polis şey geliyor. Gen olmadı. Ha. Dur. Koşma gelsin. An. Dur, adam benim sesimi duymasın da. Yoksa yalatır bize bir tane. Bir de yamuk yumuk bakıyorlar, korkuyorum, nasıl ne taraftan dönecekler, korkuyorum ya. Neyse, güzel gidiyoruz. Evet, ne yapacağım? Affedersin ama burada ne yapacağız? Gizli kapı falan mı var diyor, bakıyorum ama. Oradaki şeyi buraya mı getireceğiz abi? Ben anlamadım. Güzel gidiyoruz o yüzden. Yani. Ha, zaten evet, oradaki işimiz bitti. Bittik. Yetme işinde de hiç iyi değilim. Sıkıntı yok. Bak, bir de tam bana bakıyor ya. Abi çok zor. Çok zor. Ha, dümdüz götürmemiz lazım. Çok güzel. Ay, kapıyı açma. Ay, çok riskli ya. Hop, son anda gizlendim ve arkadaşlar. Çok güzel. Mis gibi. Çünkü burada yani yakalanmadan bitirmek çok güzel bir his abi. Cüks, baksanıza abi. Gidiyoruz. Gizlice sanki gerçekten çok özel bir şey alacakmışız gibi. Polo kart. He. He. Çok güzel. Aha, çok güzel ve çok güzel arkadaşlar, her şey zaten. Süreyi boş verin. Süre önemli değil de. Orada zaten bayağı zaman kaybettik, işte polisin önünde o kutuyu ittirme falan. Ama arkadaşlar gerçekten güzel bölünmüş. Bak, bu bölüm, bu video güzeldi arkadaşlar. Dünkü videodan daha güzeldi. Kat kat daha güzeldi. Arkadaşlar bundan sonra Stigfa Legacy'de bir challenge videosu gelecek ve gerçekten güzel bir challenge yani. Sürpriz olsun. Neyse arkadaşlar, bu videomuzda arkadaşlar gene Robert Bob 2'nin ikinci haritasında gene ilerledik ama bu sefer gerçekten güzel ilerledik. Gene birazcık daha bizi sinir eden bölümler oldu ama dünküne göre daha sakinlik ve daha güzel bölümlerle karşılaştık. Dünkünden daha güzel bölümler varmış. Açıkçası onu söyleyeyim. Arkadaşlar, ben size bundan sonraki yani birkaç gün sonra gelecek videoda Robert Bob 2'nin ikinci haritasını bitirip buradaki şeye gideceğiz. Aa, bir dakika. Tabi bunu yapmayız da. 4 yıldız istiyor. Bizde eksik böyle, bak şu 10. bölümü bitirsem, sonra 16'yı zaten direkt bitirsem burayı açabiliyoruz aslında ama biz öyle bir şey yapmayacağız. Hikayeyi boğmamak için sıra sıra yapacağız arkadaşlar. Arkadaşlar, video beğenirseniz tabii video like, abone olmayı unutmayın. Görüşürüz. Şimdi geldi bakalım, bay bay.